Okulda piyano kursu da mı var? Ya nereden öğrendin böyle çalmayı sen? Doğal yetenek. Maşallah. Vallahi duyanlar çok şaşıracak. Tıngırdatıyormuşsun. Bak öyle bir şey varsa söyle bana. Ben Tarabya'daki arkadaşlara söyleyeyim. Sürünme ya. Kimse ayıramaz sizi birbirinizden. Derin, sen ve Judy üç kardeş gibisiniz. Görüntüler nerede konuşsana lan? CD MIDI yok abi. İki herif gelip el koydu görüntülere. Alıp götürdüler bilgisayarı da. Okulda görüşürüz. Biraz zor. Yani okulda görüşmemiz. Yarın başlıyorum çalışmaya. Raporlarla falan ben ilgilenmiyorum artık. Bundan böyle patronunuz Sivet. Tüm raporlar, belgeler, evrak önce ona gidecek. Senden başka kimse yok benim için. Benim için de. Pınar neredesin kızım sen? Tibet'le birlikteyim, bir iş görüşmesindeyiz. Ne işin var kızım iş görüşmesinde? Genco birazdan piyano çalacak. İnanılmaz bir şey bu. Sen nasıl burada olmasın aklım almıyor ya. Müzikle alakası olmayan bir hademeyi sahneye çıkartmak. Müzikle alakası olmadığını nereden çıkardınız? Israr etme İlke. Ne diyorsun Genco? Haklılar. Bir okul hizmetlisinin görevi işini yapmaktır. Piyano çalmak değil. Geldim. Bir yalana inandırdım kendimi ve geldim. Son kez sana inanmak istedim. Beni yanılt istedim ama... Şu an sahnede olsaydım her şey değişir miydi Pınar? Piyanoyu ben çalıyor olsaydım. Sen ve ben... Bunların önemi yok. Çünkü sahnede değilsin Genco. Yine sırlarını, gizemlerini, tutamadığın sözlerini karanlık bir köşedesin sadece.
bizzat benim elemem. Ben tuttum elini. Müzik ruhun gıdasıdır dedim, önünü açtım. Bravo genç adam, bravo. Alkış iyi de bahşiş yok mu bahşiş ya? Bir an gelmeyeceksin. Bizi yalnız bırakacaksın. İşte müziğin gücü. Her kesimden, her kulaktan insana ulaştı ve büyüledi onları. Beni dinlemiyor musun sen? Yok, dinliyorum. Gözlerin dinlemiyor ama. Birini mi arıyorsun? Tebrikler. Abi. Abi mi? Sen çalarken abim geldi gözlerimin önüne. Bir an onu yaşattın bana. O da piyano çalıyormuş. Bu yüzden artık sana genç abi değil, kısaca abi demeye karar verdim. Sen de abi diyerek kardeşimi hatırlattın bana. Onu yaşattın. Sağ ol Özge. Şampanyayı yol açın. Beklediğin oydu değil mi? Senden hiç beklemiyordum. Çıkmana en başta ben karşıydım ama beni utandırdın gencim. Kutlarım. Teşekkür ederim. Tebrikler. Şimdi kutlamana keyfini çıkar genco ama yarın hesap soracağım sana, haberin olsun. Hesap mı? Böyle bir yeteneği gizlemek suç değil mi İlke? Sence de genco'nun hesap vermesi gerekmiyor mu? Vay be. Adam neymiş de haberimiz yokmuş. Herkesin ağzı açık kaldı vallahi. Bence hepimizin adına gidip şu orkestrayı tebrik etmelisin Pınar. Ya ama çok kalabalıktır şimdi kulis. Olsun. Birkaç dakika uğra bence de. Kesinlikle çıktıklarında ben de kutlayacağım. Evet. Tamam o zaman. Ben hemen dönerim. Tamam. İnanamıyorum sana genç. Biz de çıkalım mı? Buyurun. Hadi patlatmıyor muyuz şampanyayı? Tabii ki. Bir, iki, üç. Kutlarım. Kadehimi Genco için kaldırıyorum. Beni dünyanın en mutlu insanı yapan adam için. Teşekkürler sana Genco, çok teşekkürler. Beni kırmayıp benim için en büyük sırrını açığa çıkaran adama. Pınar, neyin var? Bembeyaz olmuşsun. Hiç. İyiyim. Şok oldun değil mi sen de? İnanamadın Genco'ya. Gelsene, tebrik etmeyecek misin? Yok, ben gelmeyeyim. Tibetler bekler. Hani bakalım, hani benim kadehim? Afiyet olsun. Hadi. Şerefe. Orkestra harikaydı ama o piyanist... Amazing, büyülendim. Genç piyanisti bizim adımıza da kutlasaydınız. Neydi adı? Genco. Kulis çok kalabalıktı. Göremedim. Belki biraz bekleyip kalabalık dağılınca görebiliriz. Özür dilerim. Hem ben biraz yorgun hissediyorum da kendimi. Tabii canım. Pınar? Nasıl buldun? Çok güzeldi. Tebrikler. Ne işiniz var sizin burada? Kulise niçin gelmiyorsunuz? Kalabalıktır şimdi. Daha sakin bir zamanımızda konuşuruz diye düşündüm. Birazdan küçük bir kutlama için çıkacağız. Siz de gelir misiniz? Böyle piyano dehası, temizlik görevlisini her gün göremiyoruz değil mi? Aslında biz de tam çıkıyorduk İlke. Ya lütfen, hadi siz de gelin. Konuklarımız var İlke. Gitmemiz lazım. Rica ederim. Siz keyfinize bakın çocuklar. Biz gidiyoruz zaten. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ya onlar da gelseydi ne olur ya. Herkes bugün Genco'nun başarısını kutlasın istiyorum. Gitmemiz lazım. Peki, siz bilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Pınar, kutlamaya katılmak istemediğine emin misin? Yani benimle gelmek zorunda değilsin. Gelmek zorunda olduğum için değil Tibet. Gelmek istediğim için seninle geliyorum. Ne zaman bana güvenmeye başlayacaksın? Tamam. Nasıl istersen. Hadi gidelim. Bir tebrik etmeye olsun gelmedi değil mi?
Evet. Gelmedi. Boş ver. Düşünme artık. Yazıklar olsun. Demek buraya kadarmış Pınar Hanım'ın aşkı. Heh, neyse ki buradasın. Hazırlan, gidiyoruz. Nereye? Ne demek nereye? Sen farkında değil misin ya? Okul yıkıldı senin çalmanla. Kutlamaya ıslatacağız bunu. Kutlama falan istemiyorum. Benim için kutlanacak bir şey yok. Peki, öyle olsun. Madem istemiyorsun. Yine de sağ ol. Her şey için. Bana bakar mısınız? Uygun olan herkesi yarın erkenden muhtarın dükkanında bekliyorum. Benden paso. Yarın düğüne gideceğim abla. Benim de ekstram var. Abla her gün uymaz bize prova. Ya bu kez müzik için değil, eşya taşımama yardım etmeniz için. Mahalleye taşınıyorum. Öyle desene şef. Yüreğime iniyordu vallahi yine prova yapacağız diye. Gerçekten çok güzel bir geceydi Pınar. Çok memnun kaldı konuklarım. Sevindim. Ben arabayı alayım otoparktan. Ben de seninle geleyim. Yok, sen bekle burada. Pınar. Dursana 2 dakika. Konuşmamız lazım. Siz konuşun. Ben arabayı alıp geliyorum. Ayıp ettin Pınar. Ayıp mı? Çocuk senin için neler yaptı? Sen bir kutlamayı bile çok gördün. Özge, lütfen benim gitmem lazım. Nereye kadar kaçacaksın? Ya Özge, of. Böyle ofla pofla sen. Haline sıkılıp dur. Özge, beni yargılamayı bırak artık. Canım buna sıkılıyor. Genco'yu görmedin mi sahnede? Senin için hiç mi? Hayır. Genco bunu benim için yapmadı. Sahnedeyken kalabalığın içinde gözleriyle senin gözlerini aradığını, sonra da bakışlarını sana kilitleyip aşkla kendinden geçerek nasıl coşkuyla çaldığını bütün millet apaçık gördü. Bırak bunları Özge. Etrafına bak, asıl gerçeği göreceksin. Hangi gerçeği? Hani bakıyorum işte. İyi akşamlar. Çok güzel çaldın. Bakarsın, bak, teklif alırsın. İşte bu gerçeği. Ne demek bu şimdi? Genco ne yaptıysa onun için yaptı. Ama bu... Pınar... Özge, soru sorma artık. Gitmem lazım. İstersen seni de bırakabiliriz. Yok, sağ ol. Ben bakarım başımın çaresine. İyi geceler canım. Arabayı almaya giderken baban aradı. Toplantıyı sordu. Harika geçti dedim. Çok sevindi. Gurur duyuyormuş benimle. Ben de gurur duyuyorum seninle. Eve çağırdı beni de. Küçük bir kutlama yapacağız yani. Kutlama mı? Harika. Harikaymış. Gerçekten. Özge niye gelmek istemedi bizimle? Bilmiyorum. Başka bir kutlamaya mı katılacakmış yoksa? Bilmiyorum dedim ya Tibet, söylemedi bir şey. Ne konuştunuz peki? Konseri beğendiğini söyledi. Genco'yu da beğenmiş mi? İnan bu benim hiç umurumda değil Tibet. Yumuşamamana sevindim. Ne olursa olsun Genco senin babanı ailesinin katili olarak gören biri. Hatta bunun için ona zarar vermeye bile kalkacak kadar kindar ve saplantılı. Bunu unutmadın umarım Pınar. Unutmadım. İlk hocayı dinleyip kutlamaya gitseydik, senin de keyfin yerine gelirdi biraz. Sen gitseydin Sefa abi. Keyifsiz olan sensin. Ben sen varsın diye katıldım orkestraya. Unutma. Hiçbir işe yaramadı Sefa abi. Yüzlerce kişinin alkışı değildi benim önemsediğim. Sadece Pınar'ın gelip bir gülümsemesi yeterdi. Konsere geldi ya. Evet. Oraya kadar geldi ama bir adım daha atmadı. Oysa ben her şeyi göze almıştım onun için. Boşu boşuna. Bence boşuna değil. Sen Pınar'a aşkını ispat etmeye çalışırken içinde bir şey uyandı. O iflah olmaz müzik aşkı. Pınar sana ilham verdi. Şu an hiç önemi yok benim için. Pınar bana gelmedi. Belli ki beni affetmedi. Sen ne dersen de Genco. Parmaklarını o tuşlardan kopamayacak bundan sonra.
İçindeki saklı dev uyandı bir kere. Üzüldüğünde, sevindiğinde, kendini yapayalnız hissettiğinde, sevdiğin aklına düştüğünde, o dev artık daha bir gür kükreyecek. Ne o? Dut yemiş bülbül gibisin. Teşekkürler. Yani bülbül dediğin için. Şarkı söyleme macerası hüsranda son bulmuş birine en güzel iltifat. Yo, ben onu kastetmek istemedim ama öyle olsun diyorsan öyle olsun. Ya Pınar'a takıldı aklım. Genco'nun bunları onun için yapmadığını düşünüyor. Başka kimin için yapacaktı ki peki? Ben tanırım kankamı. Gözlerinde okudum ben o aşkı bir kere. Ben de. Ya ikisi için de o kadar çok sevinmiştim ki. Bir an olsun aralarındaki duvar yıkılıyor diye. Hevesim kursağımda kaldı. Vallahi ben Pınar'ı bilmem. Ama ben gurur duydum kankamla. Utanmasam ağlayacaktım. Ben utanmadım. Hatta gözlerim doldu bir ara. Ya Genco o sahneye çıktığında çalarken geçmişime döndüm bir an. Hatırlayabildiğim anları. İçime sıcacık bir his yayıldı. Sanki çalan benim öz abimmiş gibi hissettim bir an. Genco'nun gerçekten abim olmasını öyle çok istedim ki. Oğlumuz daha ilk sınavında çok gururlandırdı bizi. Baban çok şanslıymış. Senin gibi sorumluluk sahibi bir evlat. Şirketle ilgili işlerde gözü arkada kalmayacak. Sağ olun. Boynuzun kulağa geçeceği belliydi canım. Hadi bakalım. Kadehimizi genç iş adamı için kaldıralım ha. Eğer bu işi kıvırabildiysem, bu işte en büyük pay Pınar'a ait. Senin için. Oğlumla da, kızımla da gurur duyuyorum. Güzel kızlarımla da tabii. Allah tüm babalara böyle evlatlar nasip etsin. Öyle kötü bir zamanda yaşıyoruz ki. Allah muhafaza. Ya daha iki gün evvel bizim bir arkadaşın kızı abuk subuk hayatlara özenip evi terk etmiş. Şantaj, mantaj, başlarına gelmedik kalmadı. Ailecek perişan oldular. Ay tatsız örnekler verme Necati. Derin, sen niye surat asıyorsun? Canım biraz sıkkın anne. Hayırdır kızım? Derdini söylemeyen derman bulamaz. Yok bir derdim baba. Huysuzluk yapmasana kızım. Fazla açık veriyorsun. Dikkatli ol. Sen önüne baksana. Ben senin işlerine karışıyor muyum? Kızlar, okuldaki konser nasıldı bakalım? Yabancı konukların bu kadar ilgisini çektiğine göre merak ettim doğrusu. Büyük şovu kaçırdınız vallahi. Herkes ayakta alkışladı Genco'yu. Piyano otoritesi olarak Pınar'ın fikrini söylemesi daha doğru aslında. Ama burada konseri konuşmak için toplanmadık. O adamın adı bir daha bu evde anılsın istemiyorum. Ben de müsaadenizi isteyeyim artık. Kapıdan diye uğradım, kaldım. Otur oğlum, otur. Burası senin de evin. Bu mutlu günümüzde tadımızı kaçırmayalım. Sağ ol. Sen nereye? Eve bırakacağım seni. Bıraktın ya zaten, kapı şurası. Olmaz. Bıraktın mı kapıya kadar bırakırım. Eve de gel o zaman. O kadar da uzun boylu değil. Kapıya kadar gelmene gerek yok. Peki küçük hanım. Nasıl arzu ederseniz. Ya sevdin sen bu özel şoförlük olayını ama ben sıkıldım söyleyeyim. Eskisi gibi olmak istiyorum seninle. Samimi, sıcacık. Sıkıldığımda yanına koştuğum, sığındığım Ahmet'i istiyorum. Ne oldu, bir şey mi unuttun? Yok, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Genco benim abim olabilir mi? Ne? Ya şaka yapmıyorum. İçimde bir his var. Ya o benim için herhangi bir arkadaş gibi değil. Başka bir şey var onda. Belki... Yok be Özge, saçmalama, ne abisi? Ne alakası var ya? Bilmem, o da Yalovalı. Abim gibi piyano çalıyor. Aşağı yukarı aynı yaştalar.
Bu biraz fazla tesadüf değil mi? Evet, tesadüf. Dediğin gibi işte, tesadüfün dik alası. Ya belki o da benim gibi hafızasını kaybetmiştir. Benim kardeşi olduğumu hatırlamıyordur dedim. Olamaz mı? Olamaz. Yani öyle olsa en başta ben bilirim. Kaç yıldır kiracımız. Bak, bunları ona da söyleyip üzme sakın. Biliyorsun, Genco kız kardeşini depremde kaybetti. Haklısın, saçmaladım. Genco abim olsa bunu niye saklasın ki? Tabii canım, neden saklasın ki? Ya işte bazen böyle kendimi yapayalnız hissedip teselli arıyorum galiba. Hoşça kal. Yalnız falan değilsin Özge. Of kanka ya, of. Yalancı çıktım hatırına. Dur bakalım daha başımıza neler gelecek. Nasılsın kanka? Nasıl olayım ki? Yine başarılı olamadım. Babasına olan saldırıdan hala beni sorumlu tutuyor. Pınar affetmedi beni. Ah Pınar ah. Seni de yaktı beni de. Seni mi? O ne demek Ahmet? Vallahi ne diyeyim ki kanka. Sen onun için her şeyi göze aldın. O sana selam vermeden gitti. Çok kızıyorum çok. Çıkar ağzındaki baklayı Ahmet. Ne oldu? Ne demeye çalışıyorsun? Sorma kanka. Özge... Eyvah. Anlamış mı yoksa? İçim yiyordu zaten bir yandan. Özge bir şeyden şüphelenecek diye. Sonunda anladı demek. Dur panikleyecek bir durum yok. Başta ben de epey huylandım ama şimdi durum sakin. Açık açık anlat şunu Ahmet. Özge bayağı bir huylanmış. Durup dururken Genco abim olabilir mi diye sordu bana. Sen ne söyledin? Yalan söyledim tabii. İnandı mı? Vallahi bence durumu çaktı sanki. Sonra ben kesin ve net söyleyince hani Genco'nun kardeşi öldü, bunun üzerinde durma diye kafası da iyice karıştı. Seni davet ettim bunlara. Olacak o kadar. Sıkma canını. Özge kaşımaz artık bu meseleyi. Bana çok güveniyor. Siz bayağı bir samimi arkadaş oldunuz Özge'yle. Ya arkadaşız tabii. İki samimi arkadaş yani. Arkadaşların böyle olması gerekmez mi zaten? Arkadaş dediğin arkadaşın sözüne güvenecek. Konserden sonra da beraber miydiniz? O zaman mı konuştunuz? Hı hı. O zaman. Yani çıkışta aldım evine götürdüm. Taksici Ahmet olarak. O sırada sohbet ettik. Müşteriyle konuşur gibi. O da sağ olsun içini döktü bana. Korkuyorum Ahmet. Kardeşim, Pınar. Hepsi benim yüzümden, sırlarım yüzünden birer birer kayıp gidecek elimden. Baş başa yapıyoruz. Sen de çok mutlusun değil mi? Oğlum sen de tutsana işin ucundan. Abi ben trafiği tutuyorum. Allah Allah. Ver muhtar ver. Ver. Hop Genco ne yapıyorsun ya? Ya şunu hallettik mi çok bir şey kalmıyor geriye. Olur mu Piyaniz sen bizim veli nimetimizsin. Maazallah parmağın marmağın sıkışır. Aman ha sen bize lazımsın. Bırak sen biz taşırız. Epey kolayladık. Bir şey kalmadı. Genco? Efendim? Neyin var senin? Bir şeyim yok. Sıkıntılı gibisin. Bir yerini falan mı incittin yoksa? Yoo iyiyim. Özge bak baştan anlaşalım. Hangi konuda? Ya bu konuda. Anlamadım ki. Hani konuşmuştuk ya önceden. Az öteden yürü biraz. Yani çok yan yana yürümeyelim.
Bir sürü ortamda insan var. Yani şey gibi sanmasınlar bizi öyle. Ne gibi? Ya şey gibi, anla işte. Ha, sevgiliymişiz gibi. Ya ne bağırıyorsun ya? Allah Allah. Bir dakika ya. Yoksa sen benden utanıyor musun? Beni kendine yakıştırmıyor musun? Ne alakası var ya? Bilmiyorsun sen buraları. Bu mahalle sizin oralara benzemez. Kültür farkı var. Sevgililik falan öyle hoş karşılanmaz. O bakımdan yani. Tamam. Nasıl istersen. Öyle olsun bakalım. Mahalle baskısından çekiniyorsun yani. Ha evet, mahalle baskısından çekiniyorum, evet. Uf ya, sanki ben erkeğim sen kızsın. Amma nazlıymışsın. Merhaba. Tut usta, kolay gelsin. Tut. Merhaba. Sağ ol. Ne haber abi? İyidir be kardeş. Senden ne haber? İyilik. Kolay gelsin. Taşıma bitmiş neredeyse. Sağ ol Özge. Artık biz de mahalleli olduk. Bakalım. Aman dikkat edin. Burası Amerika'ya benzemez. Mahalle baskısı denen bir şey var. Öyle değil mi Ahmet? Selin gelmiyor mu? Yok, okula gitmeyecekmiş bugün. Neden? Bilmiyorum, canı sıkkınmış biraz. Ya Derin, sen de kal istersen. Yani Selin'in canı sıkkınsa yanında olmanı ister belki. Konuştuk, yalnız kalmayı tercih ediyor. Senin de dersin öğleden sonra değil mi? Evet de benim dışarıda işlerim var biraz, erken çıkmak istedim. Sizinle gelmemin bir sakıncası yoksa tabii. Yok canım, ne sakıncası olacak? Derincim, biz çevreden direkt okula gidiyoruz. Yani oradan da şirkete geçeceğim. Yani senin işlerini halledebileceğin güzergahtan geçmiyoruz. Tamam. Şirkete yakın bir yerde inersem benim işime yarar. Ya istersen bin bir taksiyle git. Hem senin için daha kolay olmaz mı? Anlamıyorum seni Tibet. Yani seni tanımasam Derinden haz etmiyorsun da gelmesin diye bahane arıyorsun diyeceğim ama. Yok canım. Daha neler? Bence de daha neler. Hadi. Demek siz de Yalovalısınız. Hem de Genco abinin çocukluk arkadaşı. Evet, aynen öyle. O zaman hepimiz hemşehriyiz. Yalova'nın neresinden? Bahçeli Evler Mahallesi'nden mi? Yani aslında tam olarak bilmiyorum. Nasıl yani? Ben depremden öncesini pek hatırlamıyorum. Yani aslında hiç hatırlamıyorum. Ama Genco abim beni hatırlıyormuş küçüklükten. Tanışmıyormuşuz ama hep görürmüş beni mahallede uzaktan. Onun mahallesinde oturuyormuşuz. Benim de onun yaşlarında bir abim varmış. Özge, senin dersin yok muydu? Geç kalmıyor musun? Yok, daha 20 dakika var. Hadi hadi. Anca gidersin. Seni bırakayım ben. Ahmet, ne çekiştiriyorsun ya? Herkese ya... kolay gelsin. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Hadi, bay bay. Hoşçakalın. Ya Ahmet, yürü. Ne çekiştiriyorsun? Gergin görünüyorsun. Telefonum. Beyler bayanlar, müjdemi isterim. Orkestramız ilk teklifini aldı. Tartar Holding'in bir temsilcisi de izlemiş. Şirketin düzenleyeceği yeni yıl partisinde sahne almamızı istiyorlar. Vallahi mı? Süper. Allah razı olsun İlke abla. Bana değil, Genco'ya teşekkür edin. İşi onun sayesinde aldık desem yeridir. Yapma İlke, benimle ne alakası var? En çok ilgiyi sen çektin. Daha iyi piyanist bir ademeye çok sık rastlanmıyor. Yırttık, yolsuz kalmayız artık. Ha vallahi kalmayız. İlke, bundan sonra ben orkestrada olmayacağım. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, çok ciddiyim. Ama hani karar vermiştik. Artık birlikte... İstemiyorum İlke. O zaman en azından sebebini söyle. Ne fark eder ki? Genco, sen benden ne gizliyorsun? Hiçbir şey. Ben anlarım. Gitmem lazım. Okudun mu? Güzel röportajdı. Bence bomba. Genco arkaya. Ne istiyorsunuz? Handan Kalıpçı, gazeteci, yazar, muhabir. Sizinle çok özel bir röportaj yapacağım. Hatta yazı dizisi. Çok ünlü olacaksınız. Bakın ben röportaj da yapmak istemiyorum, ünlü olmak da. Şöyle bir de boy resminizi alayım ben. Beyefendi, lütfen çekmeyin. Ya sizi anlıyorum tabii. Diğer teklifleri de değerlendirmek istiyorsunuz. Ama sizi temin ederim, benim haberimle 70 milyon sizi tanıyacak. Hayat hikayenizi milyonlar öğrenecek. Hey, nereye? Adam istemiyor galiba Handan Hanım. Nasıl istemiyor? İsteyecek. Ben bu işin peşini bırakmam. İlke'yi tanıyor musun sen? Nereden tanıyayım? Ya soruyorum çünkü... Çünkü sana abuk subuk sorular soruyor. Ya ne alakası var? Baksana. Pınar İlke'yi kıskanıyor galiba. Pınar mı? Ya sen bilirsin, söyle.
Genco ile İlker arasında ne var? Hiç. Eski arkadaşlar sadece. Niye ki? Ya ne bileyim, bu piyano olayının patlak vermesinden falan sonra... Pınar boş yere kıskançlık yapacağına kendi sevdasına sahip çıksın önce. Genco onun için neler yaptı? O da Genco'ya ilgi milgi göstermedi. Kadın milleti işte, hepsi aynı. Hop orada dur. Kaç tane kadın tanıdın ki böyle konuşuyorsun? Ya ben genel konuşuyorum. Ha. Ne yani, yalan mı söylüyorum, ne şişi? Allah. Aa merhaba Pınar. Okula hoş geldin. Hoş bulduk Özge. Ne haber Ahmet? İdare ederiz. Hadi ben kaçtım. Hoşça kal. Bunun benimle bir alıp veremediğin mi var? Evet var. Olmaması da imkansız. Çünkü sen Genco'yu üzüyorsun. Ve Ahmet Genco'nun en yakın arkadaşı. Hatta can ciğer kuzu sarması. Handikap oğlu mu? Ha. Yaz bozu ya. Asil Bey'e yazalım. İyi at. Merhaba beyler. Çay içeriz değil mi? Merhaba. Bize 4 çay lütfen. Hayırdır ablacığım ha? Bizim mekanımıza bize çay ısmarlamalar filan. Ha? Medya falan mı abla? Evet basın. Ben size şey soracaktım. Şu piyanist Genco mudur nedir? Sizin mahalleli. Ha, ne olmuş Genco'ya? Ya bizim şeyimiz vardı onunla. Röportaj için sözleşmiştik de. Ev adresini unutmuşum. Ben de orkestradayım. Benimle yapabilirsiniz röportajı. O da olur. Ama işte şimdi önce bir şey alırsam ben adresi. Ulan yine günün adamı oldu bizimki. O zaman ben sizi götüreyim. Hem bu arada benim röportajı yaparız. Yani tabii isterseniz. İlginç mızıka tekniğim vardır. Kendim geliştirdim. Harika. Hadi kalkalım. Nereye oğlum? Benim basın toplantım var abi. Çaylar iptal. Aspa. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Ejder, basın basın demişken şu fotoğraf işine ne yapacağız? Oradan ekmek yiyeceğiz değil mi? Yiyeceğiz. Ben oradan şöyle bol garnitürlü güzel bir ekmek düşünüyorum. Günlerdir beklediğimiz talih yüzümüze gülecek sonunda. Vay be, röportaj ha. Ben kimliğimi saklamaya çalışırken, göz önünde olmamaya çalışırken... Özge bir yandan sürekli soru sorup duruyor, bir yandan da İlke... Vallahi ben de gerildim. Özge'yi apar topar kaçırdım yanından. İlke inatçıdır, bir şeylerden uylandı, peşini bırakmayacak. O muhabir de inatçı birine benziyor. Muhabiri takma kafana kanka. Zorla yapacak değil ya röportajı. Ya ne bileyim, kurcalamasından huzursuzum. Hazır değilim daha doğrusu. Pınar da yanımda olmayınca... Korkma kanka. Mahalleden kimse senin geçmişini bilmiyor. Sen istemediğin sürece de kimse bir şey öğrenemez. Vallahi 8 senedir tanıyorum ben Genco abiyi. Esasen abimin arkadaşıdır. Vallahi öyle mükemmel bir insandır ki... Genco abi uçsa bile şaşırmam. Ya? Yardımcı bir insan olarak tanırız kendisini. Tüm mahallenin sevgilisi olmuştur. Sefa abi koş gel, sen de televizyon açın. Allah'ım yarabbim ya. Yangına bile gözünü kırpmadan girdi bir keresinde. Okula bomba konduğunda da gözünü kırpmadan bombanın üstüne yürüdü. Anında bombayı imha etti. Sibel! Hani ambulansın önünü tıkayan arabayı Herkül gibi kaldırıp bir kenara atmış ya. Onu da anlat çocuğum. Anlatırım anne. Bir keresinde üniversitenin 2. kat penceresinden atlarken görmüşler bir kedi gibi onu. Yok artık, daha neler. İki laf da biz edelim bacım. Hangi kanal? Söyle hele, hangi kanal? Bu yola beraber çıktık Genco. En zoru başlamaktı. İlk gösteriydi ama başardık. Şimdi bizi bırakamazsın ya. İlke şunu anla artık. Ben bunu bir amaç için yaptım. Bir defalık, bir seferlik. Neymiş amacın? Bunun artık bir önemi yok. Bilmen gereken tek şeyi söyleyip gidiyorum. Ben yokum. Genco bir beklesene beni ya. Genco! Özge hayır. Bunu benim için yapmadı Genco, tamam mı? Kimin için ve ne için yaptığını biliyorum ben. Ya ben ne demek istediğini biliyorum. Eğer İlke'yi kıskanıyorsan sordum. Yani çocukluk arkadaşı Genco'nun. Ya düşündüğün gibi değil yani. Ya ne düşünüyormuşum ki ben? Bırak Pınar, kandırmayalım birbirimizi. İkiniz de birbirinizden inatçısınız. Biriniz yanarsa diğeriniz kaçıyor. Genco'dan niye kaçayım ben? Hem beni ilgilendirmiyor ki artık. Onun sabaha kadar kutlamaları. Keyfi de yerinde onun. Ben gidiyorum. Ya bak. Haklı çıktım işte. Kıskanıyorsun. Ya ama boşuna. Ya onlar arkadaş diyorum. 2 eski arkadaş. Sen de benim gibi. Bizden farkı yok ya. İstesen öyledir Özge. Sen yeteneği bir kere çıktı ortaya. Ya neden böyle söylüyorsun? İlke. Pınar sen bir şey söylesene. Genco konserde muhteşem değil miydi? Ama şimdi bizi yarı yolda bırakacağını söylüyor. Şaşırmadım. Genco bunu hep yapar. Alışırsın.
Bu kez elimden kaçamayacaksın. Genco Bey. Ne oldu? Buraya girdi, gözümle gördüm. Kayboldu. Allah Allah. Yok canım, camdan atlamış olamaz herhalde. Nereye kayboldu bu adam? Hadi gidelim. Selam. Derin. Ne işin var senin burada? Akşam duyduklarıma o kadar sevindim ki. Yeni işinde sana hayırlı olsun demek istedim. Sağ ol. Çok güzelmiş odan. Sana da çok yakışmış. Bu senin için. Nedir bu? Küçük bir armağan ofisin için. Umarım her şey ilk günkü kadar güzel devam eder. Derin, bak teşekkür ediyorum ama benim çalışmam lazım. Senin de okulda olman gerekiyor sanırım. Hediyeni açmayacak mısın? Bir ara açarım. Şimdi gidebilirsin. Mahsus yapıyorsun bunu bana. Ama ben senin iyiliğini istiyorum. Sense boşa kürek çektiğinin farkında değilsin ne yazık ki. Derin, başlama yine. O ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Pınar'ın aklı Genco'da. Derin, sana gidebilirsin dedim. Genco'nun konseri ne kadar etkileyiciydi değil mi? Düşünsene o kadar insan ayakta alkışladı. Herkesin gönlünü kazandı. Kim bilir Pınar nasıl etkilenmiştir bundan. Ortak tutkularıymış meğer piyano. Derin, git buradan anladın mı? Yoksa kolundan tutup ben atacağım seni. Neden gerçeği kabullenmiyorsun? Neden bana bir şans vermiyorsun Tibet? Bana bak, Derin. Canımı acıtıyorsun Tibet. Sen de benim içimi acıtıyorsun. Aklını başına toplayana kadar uzak dur benden, anlıyor musun? Uzak dur. Neşe Hanım. Buyurun Tibet Bey. Sizden Almanca çevirmeni istemiştim. Ne oldu? Evet efendim, araştıracağım. Ne demek araştıracağım? Hala araştırmadınız mı? Ama efendim daha 10 dakika önce... Bana bahane üretmeyin. Çözüm üretin. Hı hı. Evet, duyduklarınız doğru. Bizim Genco koskoca bir ambulansı yolun ortasından kaldırdı. Devasa bir yangına gözü kapalı daldı. Kimin elemanı? Bir de bomba imha etmesi var ki sormayın. Vay vay vay. Sizin Genco'nun Süpermen'den farkı yokmuş vallahi. Temizlik elemanı ya. Ben ona Süpermen adını takmıştım söyleme sayıp. Başlığı görür gibiyim. Varoşların Süpermen'i. Süpermen, Süpermen. Öyle demiştim ya. Hoş geldiniz Handa Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Tülin Hanım, hoş bulduk. Buyurun Tülin Hanım. Baştan söyleyeyim, Genco bu röportaj işine hiç sıcak bakmayacaktır. Ben sadece Genco ile ilgilenmiyorum ki. Orkestrayla da ilgiliyim aslında. Öyleyse yapacağınız haber hem mahallemiz açısından hem okulumuz açısından çok önemli. Sırf Genco istemiyor diye böyle bir fırsatı tepemeyiz. Kesinlikle. Tülin Hanım çok haklı. İlkeciğim sen yardımcı olur musun? Orkestrayı sen kurdun. Böyle bir fikir nasıl aklına geldi? Evet evet. Mesela Genco'yu ilk ne zaman fark ettiniz? Yeteneğini nasıl keşfettiniz falan? Ben aslında... Bu arada orkestranın tanıtımını dekanımız da istiyor. Fotoğrafçım kantinde. Eğer müsaitseniz hemen bir arkadaş daha çağıracağım görüntü almak için. Yani orkestrayı falan çekebilirsek... aynı haberi televizyona da verebiliriz. Sen beni hiç sevmedin Genco. Eğer sevseydin sadece gizemli olmak adına bizi harcamazdın. Beni dinleyecek misin? Hayır, dinlemeyeceğim. Sana inanmıştım. Gerçekten kendini sakladığına inanmıştım. Ama sen her şeyi yıktığın gibi benim hayallerimi de yıktın. Pınar, ben senin için, senin mutluluğunu düşünerek... Olabilir belki. Bir zamanlar.
Bir zamanlar seninle müzik yapmak, seninle sahnede olmak, bunlar için canımı verebilirdim. Ama sen ne yaptın? Bana olmaz dediğin şeyleri... Neyse. Şimdi mutlusun. Mutlu olduğumu nereden çıkarıyorsun? Gözlerimle görüyorum. Hayalim gerçekleşti. Ama maalesef içinde ben yokum. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Neden anlamıyorsun? Ben göreceğimi gördüm. Anlayacağımı anladım. Sana mutluluklar dilerim. Kamera kayıt. Orkestra fikri uzun zamandır aklımdaydı aslında. Peki Genco, o ne zaman dahil oldu projeye? Orkestrayı konuşacağız sanıyordum. Genco orkestranın bir elemanı değil mi? Evet öyle. Ama sadece tek bir elemanı. Ne kadar zamandır tanışıyorsunuz Genco'yla? Bakın, anlıyorum ama onun hakkında konuşmam doğru değil. Genel konuşuyoruz. Diğer orkestra elemanlarını da soracağım. Çünkü bu yaptığınız gerçekten ilginç. Mahalleli müzisyenlerle okuldan klasik eğitim alan öğrenciler. Genco'yu çocukluğundan beri tanırım aslında. Gerçekten mi? Siz de mi bu mahalledensiniz? Hayır. Ya aslında bu bir sürpriz değildi demek istiyorum. Genco çocukken de küçücük parmaklarıyla harikalar yaratırdı. Peki madem öyle neden hademelik yapıyor? 1999 yılında çok üzücü bir olay yaşandı biliyorsunuz. 17 Ağustos. Genco depremzede mi? Orkestraya dönelim isterseniz. Ya ne kadar not almaya çalışırsan çalış hep eksik oluyor. Evet ya doğru söylüyorsun. Bütün derslere de girdim. My teacher, CV'mi yazdım. Hadi ya harika bakayım. Niçinmiş bu CV? Okula başvuram iş için. İş mi dedi? Kocam oluyorsun yoksa. Kerem iyi öğrenci yetiştiriyorsun vallahi helal olsun. Ya tamam uzatmayın ya. Ver bakayım Sibel'cim. Biz bir bakalım arkadaşımız neler yazmış. 84'ün kış aylarında İstanbul'da doğdum. Sancı geldiğinde annem bir mağazadaymış. Ya bu ne ya? Sanırım bu yüzden alışverişe meraklıyım. Ver şunu. Hobilerim arasında camdan dışarıyı seyretmek, altyazı film seyretmek, mahalleliyle diyalog kurmak başlıcalarındır. Bu ne ya? Verin şunu ya. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz? Sibel dur. Sibel dur. Bravo. Gerçekten bravo. Ne oldu? Mutlu musunuz? Ağlattınız kızı ya. Allah Allah. Sizce de komik değil miydi? Suçlu mu olduk şimdi? Komik yani ne yapalım? Komik şey gülünür. Saygılar. Gene mi sen ya? Gideceğiniz yere kadar bırakayım sizi ben. Ne istiyorsun benden ya? Burası evimin önü. Farkındayım. Ben o yüzden geldim zaten. Yani bugün sizi göremeyince okula gelmediniz. Ben biraz merak... Bela mı olacaksın sen benim başıma ya? Ya ben seni beladan uzak tutmaya çalışıyorum. Anlamıyor musun sen ya? Bana bak. Hemen git buradan yoksa güvenliği çağıracağım. Senin için çok daha kötü olacak. İstersen önce şuna bir göz at. Sonra ver kararını. Bu ne şimdi? Bak ve gör. Yalnız kimseye gösterme. Yeter. Sıkıldım artık. Sıkılma. Şuna bir bak. Sonra kendi ayaklarına geleceksin bana. Al. Kartımı da takdim edeyim. Gerisi sana kalmış. Öyle yazılmazmış CV ne bileyim ben. Dalga geçtiler, güldüler bana. Yürü gidiyoruz. Nereye abi? Okula. Tek tek göstereceksin kimmiş seninle dalga geçen. Gösteririm ben onları seni ağlatmayı. Yapma ne olursun değmez ki. Senin gözyaşına değiyor mu? Senin parmağına kıymık batsa benim yüreğim kanar be. 3 kuruşluk yazı için insan ağlatılır mı? Yazı değil abi CV. Ne ayaksa işte. Şimdi beni okuldaki işe de almazlar. Bir öz hayat hikayesini yazamayan işe mi alırlar? Almazlarsa almasınlar. Muhtaç mısın sen o işe? Ben çalışır geçinirim kardeşimi. Çalıştırmam öyle bu tiplerin bulunduğu yerde. Ama ben çalışmak istiyorum. Çalışmayacaksın. Abi ya. Kursa da gitmeyeceksin bundan böyle. Çok istiyorsan veririz parasını en kral kursa yazılırsın. Ne yani? Şimdi benim okul hayatım başlamadan bitti mi? Bitti.
Ya niye ağlattın kızı? Ben ağlatmadım asıl. Hadi oradan. Duydum nasıl bağırdığını. Yok okula göndermem, yok çalıştırmam. Anlamıyorsun Özge. Evet, ben anlamam buraların kültüründen. Sevgilin onu söyleyemezsin çünkü ayıp. Kızlar okula gönderilmez, ayıp. Çalışsam dese olmaz. Bu ne ya? Ya beni bir dinlesene. Gerek yok. Ben anlayacağımı anladım. Mahalle baskısı neymiş bir kez daha görüyorum. Hem de çok net. Eğer bir konuşmama izin verirsen. Hayır. Senle değil. Gidip Sibel'le konuşacağım. Onun senden daha fazla konuşmaya ihtiyacı olduğu kesin. Ya Özge! Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya! Sen evden? Ya çıkmıştım da sonra canım istemedi birden. Vazgeçtim. Sen niye sarılıyorsun o bilgisayara öyle? Hiç. Yani oyun oynuyordum da. Yani büyüdükçe daha kolay olur sanıyordum ama sizinle iletişim kurmak gittikçe zorlaşıyor. Anlayamıyorum. Ya anlayacak bir şey yok anne. İnan bana. İnanmıyorum Selin. Bir derdin var senin. Aslında senin de derinin de. Ya tamam anne, sonra konuşalım. Oyuna dönmem lazım. Peki kızım. Umarım çok geç olmadan paylaşırsın sorunlarını. Bir arkadaşın kızı abuk sabuk hayatlara özenip evi terk etmiş. Şantaj, mantaj başlarına gelmedik kalmadı. Ailece perişan oldular. Nasıl çekmişler bunu ya? Nasıl? Neden? Of. Al. Sağ ol. Açıldın mı biraz? Yahmet'i çok yadırgadım. İnsan kardeşini böyle ağlatır mı? Abim mi? Ağlatmak mı? Evet. Abinse abiliğini bilsin. O söyledi diye okumaktan, çalışmaktan vazgeçecek değilsin umarım. Sakın sana engel olmasına izin verme Sibel. Ama ben... Sibel, boşver değmez. Kalbini kırmış kızın ya. İnsan nasıl... Aman, İlayda'yla Başak'a da ciddiye alacaksak... İlayda ile Başak ne alaka ya? Akılları sıra eğlendiler Sibel'in CV'siyle. Hayatlarında bir paragrafı doğru yazamamış tipler. Yani sen abin öyle dedi diye ağlamadın mı? Yo. Okuldaki o kızları herkesin ortasına dalga geçtiler benimle. Peki Ahmet niye? Abim de onlara kızıp yem etmem kardeşimi diye celallendi. Benim hatam aslında. Sana hiç yardımcı olmadım. Bak şimdi oturup seninle bir CV yazacağız. Oxford'a başvursan gık diyemeyecekler. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman. Ben ne yaptım ya? Şapşal Özge, ne olacak? Önce doğum yerin, tarihin ve bitirdiğin okulları yazacaksın. Böyle mi? Hı hı. Bak, duygularını yazma. Objektif ol. Sonuçta bu resmiyet içeren bir kağıt. Özge. Özge. Neyin var senin? Hiç. Anlamadan, dinlemeden hüküm verirsen böyle olur işte. Boşu boşuna çıkıştım çocuğa. O olsun bana. Ne oluyor? Nereye gidiyor ya? Bilmiyorum. Bak, şimdi de gördüğün kursları yaz. Hı hı. Ne? Neler diyorsun sen Selin? Nasıl olur? Yani imkansız. Bilmiyorum Cüneyt, sen söyle nasıl olduğunu. Beni oraya götüren sensin. Stüdyoyu tanıyan da sensin. Pislikler. O otoparkçı manyaklarla anlaşmış olabilirler. Resimleri sana getirdiğine göre kesin o vagandanın parmağı var. Hemen gidip hesabını soracağım onlara. Hem o otoparkçı magandanın hem de stüdyodaki sahtekarların ağzını burnunu kırdıracağım. Benim sevgilime nasıl... Dur, sakın. Ya kopyasını falan almışlardır. Üstlerine gidip iyice sıçratmayalım. Ya emin olmamız lazım önce. Of Allah'ım ya, babam bir duyarsa yaşatmaz beni. Öyleyse hemen polise başvurun. Bassınlar otoparkı, kaç kopya varsa toplasınlar. Ya hayır, olmaz dedim. Ya polis öğrenirse babam da öğrenir. Ya senden başka kimse bilmemeli bunu.
Sırf senin meselen değil ama bu. Adam nasıl silkeledi beni ortalık yerde? Ben de bunu yanına koymam onun. Ah ya Cüneyt, ne olur benim hatırım için. Ya hele bir şu olay bir kapansın. Babam asla affetmez böyle bir şeyi. Öldürür beni. Dur bakalım. Önce tam olarak ne istediklerini bir anlayalım. Peki o zaman. Senin için. Aşkımız için yutacağım bunu. Ama o dayağın acısını fitil fitil getireceğim burunları da. Selina sonra arar kahramanım diye. Çok beklersin. Niye lan? O fotoğrafları aynen yayınlayıp rezil edeceklerdi oğlum kızı. Ama zat-ı alim hazır mübarek, hazır. Yetişip kurtardım. Az şey mi lan bu? Niyetim kötü olsa giderim babasının masasına tak tak koyarım. Selin de kör değil ya. Anlamıştır artık samimiyetimi. Ne yapıyorsak aşkımızdan yaptığımızı. Aşk maşk. Bunlar paralı adamış ejder. Yırtmamız lazım önce. Görüntüleri okutalım istersen ilgilenen birilerine ha? Oğlum, o paraya ne kızlar bulursun, ne aşklar yaşarsın. Ne diyorsun lan sen? Sevdiğim kızın namusunu para için meze mi yapacağım ben? Kaç kere diyeceğim oğlum, olmaz. Bütün kopya verdim ben zaten seninle. Sen öyle zaten. Kızım, kızım yemeğini yesene. Ağız açık ne bakıyorsun televizyona? Haberleri izleyelim de dünyadan haberimiz olsun Mahdır. Mübarek sanırsın devlet bakanı. Şimdi de bir konsere götürüyoruz sizi. Alışık olduklarımızın çok dışında bir konsere. Tuzu uzatsan anne. Sevgili seyirciler, sanatın başkenti İstanbul. Aa, çok değişik bir müzik olan bakın bakın. Burayı gösteriyor. Bizim mahalle. Aa, sahi. Susun susun. İlke Erensoy adlı genç bir akademisyenin girişimiyle bir araya gelen Irmak Kent Big Band adlı orkestra, yerel müzisyenlerin klasik müzik eğitimi... İnanmıyorum. Bu bizim okuldaki konser. ...dahilinde yaptıkları çalışmalarla kendi seslerini klasik seslerle harmanladıkları özgün bir topluluk. Çok hoş bir fikir bu Pınar. Bence sen de kesinlikle olmalıydın bu orkestrada. Karıştırma kızın aklını. Bilir o nerede olup nerede olmayacağını. Ayrıca ne anlar bu düğün çalgıcıları klasik müzikten? Şşt, bir saniye. Ama grubun özgünlüğü bununla kalmıyor. Özellikle piyanistleri okulda çalışan bir işçi. Hademe. Evet, yanlış duymadınız. Okulda sıradan bir temizlik görevlisi olarak çalışan Genco Erkay'a piyanonun başında harikalar yaratarak izleyicilerin hayranlığını kazandı. Burada da mı çıktı bu adam karşıma? İnanılmaz performansla ve gruba kattığı enerjiyle usta müzisyenlere taş çıkardı. Genco Erkay'a piyano çalışındaki ustalığıyla konserde bulunan müzik otoriteleri dahil herkesçe ayakta alkışlandı. Konser boyu. Tibet. E ne yani? Seninle beni göstermeyecekler mi Mahdır? Siz televizyonu mu konuştunuz? Elbette konuştuk. Bir güzel övdük Genco'yu. Bununla ilgili görüştüğümüz akademisyen İlke Erensoy, Genco Erkaya'nın Yalovalı bir depremzede olduğunu söyledi. İlke Erensoy, Erkaya'nın ailesini kaybettikten sonra piyano çalmaya ara verdiğini de söyledi. Şimdi konuyla ilgili İlke Erensoy'la yaptığımız röportaj geliyor ekranlarına. Kanka nereye? Herif iyice kıymete bindi. İşe bak. Anne bak, Genco'yu keşfeden kız bu işte. Kapatabilir miyiz artık şunu? Derin, kapat artık. Burada kapatmak kolay. Ya gerçek hayatta? Genco alıp yürüyecek bundan sonra. Belki de her akşam. Yeter! Bu adamın ismi anılmayacak bu evde. Neler oluyor Tibet? Nedir bu asabiyetin? Neşe Hanım aradı beni. Sesi titriyordu kadıncağızın. Biraz sert davrandım bugün ona. Biraz mı? İlk defa böyle ağlarken gördüm onu. Yarın özür dilerim baba. Bak Tibet, zekisin, beceriklisin. Ama bir şirketi yönetmek için bunlar yetmez. Çalışanlarına mesafeli ama nazik davranmalısın. Aslında hata belki de benim. İşleri bir anda yüklememeliydim sana. Gerildin tabii hali. Baba,
kendini suçlama. Gerginliğim iş yüzünden değil. Ne o zaman? Ev iyice oturana kadar bende kalmaya devam et istersen. Sağ ol teyzeciğim. İlk günden su koyu verirsem hiç alışamam. Bak bir ihtiyacın olursa... Hemen seni arıyorum. Tamam. Neyse ki gözüm arkada kalmayacak. Genco yalnız bırakmaz seni. İyi çocuk ben olur verdim. Üf teyze ya. Ne var canım? Yardımsever, ilgili, sevecen, taşınmana da. Kim bu ayol alacaklı gibi? Sana bin kere söyledim İlke. İstemiyorum ne şöhret olmak ne de piyano çalmaya devam etmek. Ya dur Genco, eğer televizyondaki haberi söylüyorsan Tülin Hoca istedi, görev verdi. Benden izin almadan nasıl konuşursun televizyona? Senden beklemezdim. Ben gideyim de siz rahat rahat konuşun. Görüşürüz teyzeciğim. Hadi. Anlayamıyorum seni Genco. Bu işi bu kadar abartmanın da büyütmenin de anlayamıyorum. Söyle hadi. Sakladığın bir şey mi var senin? Ya meğer ne gizli yetenekmiş. Aylardır tanışıyoruz. Dil piyano dahisi olduğunu. Çaldığından bile haberim yok. Böyle bir şey saklaması garip değil mi sence? Genco böyle bir adam işte. Başkası olsa. Ama şeytanın bacağını kırdı artık. Herhalde teklif yar ona. Canım ya. Sakladığı başka neler var acaba? Adam kapalı kutuymuş tam. Ne de olsa benim hemşerim. Onunla gurur duyuyorum. Çünkü onu abi kabul ettim. Şu haliyle bana hakikaten abi sevgisi yaşattı. Helal olsun. Ya neden anlamak istemiyorsun? Ben konuşmasam sonuçta başkası konuşacaktı. O zaman muhabir başka yerlere yeşeleyecekti. Keşke hiç konuşmasaydın. Şunu kafana sok önce. Bu sadece senin değil, aynı zamanda orkestranın da meselesi. Düşünsene adamlar ilk kez böyle bir habere konu oluyorlar. Ya nesi kötü bunun? Herkes memnun. Benim dışımda. Sana bir şey soracağım ama dürüstçe cevap vereceksin. Özge'nin öğrenmesinden korkuyorsun değil mi? Neyi? Kardeşin olduğunu. Sakın inkar etme. Bu kadar benzerlik olmaz Genco. Doğruyu söyle artık. O Gülay değil mi? Nereden çıkarıyorsun? Genco, ben Gülay'ı da seni de gayet iyi tanıyorum. Belki başkasını kandırırsın ama beni kandıramazsın. O senin öz kardeşin. Geldiğimden beri Özge'yi inceliyorum ve artık eminim. Sadece benziyor. Hayır, ta kendisi. Ve senin de sırf ona yakın olmak için bu okulda hademelik yaptığını anlamalıydım. Saçmalıyorsun İlke, ne ilgisi var? Bak beni kandıramazsın. Seni öyle iyi tanıyorum ki. Hala yalan söylerken kulakların kızarıyor. Avuçların terliyor. Ama merak etme. Madem sen saklamak istiyorsun, bu gerçeğin gizli kalmasını istiyorsun, sırrım bende güvende. Akşam televizyonda çok fiyakalıydınız. Sağ ol. Bak o da görmüş işte. Eyvallah. Şöhret oldular ya, yürüyüşleri değişti. Takılma onlara. Mahallenin şanını bütün ülkeye duyurdular. Televizyoncular peşlerindeymiş, duydunuz mu? Şöhret oldular. Paraya para kattılar. Doğru. Bak bizim süper adamı. Genco, akşam televizyonda müthişti. Sağ olasın. Genco. Bir saniye. Evet. Ben de piyano çalıyordum. Ama sizin kadar iyi değil. İşin sırrını öğrenebilir miyim? Ya yok bir sırrı. Özel öğretmenle mi çalıştınız siz? Hayır. Şuna bak. Bir televizyonda göründü diye yapışan yapışana. Utanmasalar imza isteyecekler. Hoş çocuk aslında. Niye daha önceden göremedim ki ben bunu? Çünkü ancak şapkadan tavşan çıkardığında dikkat çekebilecek bir tip. O da şimdi bunu yaptı. Ve başardı. Dikkatimi çekti yani. Hadi yürüyün. Arkadaşlar çok iyi çalıştılar. Birlikte çok iyi bir çalışma. Daha rahat bir şeyler giyseydin. Üstümü değiştirecek zamanım yok Pınar. Buradan toplantıya yetişeceğim. Anladım ama okulda biraz fazla dikkat çekiyor.
Pardon. Efendim Neşe Hanım? Aslında yıllarca çalmadım ama... Hayır. Evet. Ama sonra arkadaşlarla çok iyi prova yaptık. Çok sıkı çalıştık. Önce onun onay vermesi gerekiyor. Nasıl? Duyamadım. Tuhaf değil mi Pınar? Kim derdi ki bu hademe günü kahramanı olsun? Pardon Pınar. Bu ara atılan her adımı takip etmek zorundayım maalesef. Vay kaptan, kıyafet süpermiş. Wall Street modası ha? Yok be Cüneyt, modayla falan ilgisi yok. Buradan işe gideceğim. Patron adamsın, giyineceksin tabii. Hippie gibi gezecek halin yok ya. Okul yönetimi Genco'nun görevine son vermek istiyor. Ne? Böyle bir yeteneğin hala hademe olarak çalışmasını doğru bulmuyorlar. Bence haklılardı. Peki ne yapacağız? Keşke mümkün olsa da okutman olarak değerlendirilebilse. Ama Genco üniversite mezunu bile değil. Evet işte bu da sorunun bir diğer parçası. Esasen öğrenciler bugüne kadar hademe olarak gördükleri birini... ...bugünden sonra hoca olarak kabul edebilirler mi? İşte bu çok büyük bir soru işareti. Bence Genco çalışan olmaktan çok memnundu. Hatta böyle devam etmesini isteyecektir. Bu mümkün değil İlke. Yani gazetelerden, televizyonlardan röportaj teklifleri yağıyor. Eminim diğer üniversiteler böyle bir piyanisti bünyelerine almak için fırsat kolluyorlardır. Hem belki oradaki öğrenciler tarafından kabul görüp görmeme sorunu da olmaz. Yani onu elimizden kaçırabiliriz. Senin bir önerin var mı Tülin? Bence keskin bir dönüş yapmayalım. Genco konservatuvar sınavlarına hazırlanırken bir yandan da okuldaki işine devam edebilir. Misafir öğrenci gibi mi yani? Evet, yani bir bakıma. Yani sınavlardan sonra da tekrar oturup konuşuruz. Ben Genco'nun bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Etmeli. Hem okulumuzda onun kadar yetenekli başka bir piyanistimiz Pınar da var. Birlikte çalışmaları ikisi için de çok iyi olacaktır. Tamam. Ben bir konuşurum kendisiyle. Genco'yu ikna etsen etsen sen edersin İlkeciğim. Sana güveniyoruz. İşin aslını astarını dinlemeden bağırdım sana. Affedecek misin beni? Vallahi bilmiyorum Özge. Fena kırdın kalbimi. Ya özür dilerim. Kız kardeşini okula yollamayan zonta muamelesi yaptın bana. Gece uyku girmedi gözüme. Bir o yana bir bu yana döndüm durdum. Ben de uyuyamadım suçluluk duygusundan. Yemeden içmeden kesildim sayende. Üzüntüden yataklara düşebilirim. Utanmadan dalga geçiyorsun. Ben böyle ezilip üzülüyorum karşında. Ezil yalvar biraz daha. Bundan sonra emin olmadığım hiçbir konuda söylenmeyeceğim sana. Sana bir soru. Debriyajdan ayağını aldırsan ne olur? Araba stop eder değil mi? Aynen. Ya bazı şeyler yavaş yavaş olmalı bence de. Mesela şu birlikteliğimizi saklama olayı. Ne yapalım? Bir bildiğim vardır deyip ısrar etmeyeceğim artık. Helal işte bu. Ben de aynısını söylemeye çalışıyorum. Devrini tamamlamadan vites büyütmeyelim diyorum. Balatayı sıyırırız alimallah. Bak senin sayende tamirhanede çalışacak kadar oldum yani. Buyurun bu da CV'm. Hadi hayırlısı. Yani alındı mı işe? Bakacağız. Personel idaresi değerlendirecek. Tabii bana da fikrimi sorarlar. Cevdet senin gözün tuttu mu alalım mı derler. Ben de fikrimi söylerim. Çok teşekkürler Cevdet Bey. İç hizmetler şefi Cevdet Bey. İç hizmetler şefi Cevdet Bey. İyi günler. Ha unutmadan. Bilgisayar biliyordun değil mi sen? Evet. Gerçi sormaya gerek yok. Çağımız iletişim çağı. Bilgisayar bilmeden çobanlık yapmak bile mümkün değil artık. Değil mi? Hadi canım iyi günler. Tülin Hoca'ya artık piyano çalmayacağımı ve üniversite sınavına girmeyeceğimi söylemedin mi? Söylemesine söyledim de... Böyle devam etmekten başka herhangi bir isteğim yok. Ama edemezsin. Okul yönetimi senin sıradan bir çalışan olarak kalamayacağını söylüyor. İyi düşün Genco. Burada bulunma fırsatını tamamen kaybedebilirsin. Tülin Hoca ayrıca Pınar'la birlikte çalışmanı istiyor. Pınar mı? Bu mümkün değil. Pardon, bir fotoğraf çekebilir miyim? Biliyorum dedim ama ben bilgisayar kullanmayı bilmiyorum my teacher. Ya korkma, çok fazla bir şey bilmen gerekmiyor. Sadece yabancı olma yeter. Yok mu çevrende sana gösterebilecek birileri? Var da. Tamam. Rica edersin sana biraz yardımcı olur. Hem senin gibi zeki bir kız hemen kapar zaten.
Hatta biraz kursla hacker bile olursun. Mebus kızını bekliyorsun değil mi? Bekle bekle. Gelecek. Biz birlikte kahve içeceğiz. Bence soğuk su içeceksin. Üstüne de hava alırsın. Ne oldu? Niye yüzün attı? Merhaba. Hop. Aaron. Ne istiyorsun benden ha? Ne? Kahve içmek. Kahve mi? Hayranlarından kaçıp buraya mı saklandın? Koşup kızlara haber vereyim yakışıklı piyanisti buldum diye. Sen bari yapma Özge. Ne bu böyle Karadeniz'de gemileri batmış gibi üzüntüye dalmalar? Ya bütün okul, hatta bütün müzik dünyası seni konuşuyor. Farkında değil misin? Farkındayım. Ama piyanoyu uğruna çaldığım kişi hiç umursamıyor bile. Öyle mi sanıyorsun? Konser sonrası gördün mü Pınar'ı? Öyle etkilenmişti ki allak bullak olmuştu kız. Emin misin? Peki niye tebrik etmek için bile... Çünkü yani bence yanında İlke var diye gelmemiştir. İlke mi? Onunla ne ilgisi var? Ajeton düşmedi herhalde. Alo, kıskanıyor işte seni. İlke'den mi? Ama o benim arkadaşım. Bunu git Pınar'a anlat. Piyano çaldığında Pınar'ın yüz ifadesini gördün. Yüzü aydınlandı kızın. Işıldadı birden. Bence doğru yoldasın abi. Bak, bana 3 buluşma hakkı ver. Bir yerlerde oturalım, sohbet edelim, kahve içelim. Ne diyorsun sen ya? Aklını mı oynattın? Ne buluşması, ne kahvesi? Sadece 3. 4.'ü kendin isteyeceksin. Olmaz öyle şey. Peki, ben teklifimi yaptım. Gerisi sana kalmış. Tamam, peki. Ama sadece 3. Tamam. Buyurun gidelim o zaman. Ama olur, orta bir yer olmaz. Yeri de ben seçeceğim. Uyar. Vay be. Helal be, ejderha abime bak. Nasıl tavlamış kızı? Bir kahveye fit oldu salak ama... Ben olmam. O ne abi? Selin Demircioğlu'nun gizli kamera görüntüleri. Hani tek kopyaydı o? Ejder öyle biliyor. Nasılsa gelecek benim yoluma. Bu dersten sonra hangisine giriyorsun? 1 saat boşum galiba. Keşke ben de boş olsaydım. Şimdi bir... Alo. Efendim. Nasıl yani? Hesaplarda bir dengesizlik vardı ne demek? Tamam. Elif Hanım'ı bağla bana. Çıktı mı? Peki tamam. Ben 1/2 saate kadar geliyorum. Bir sorun mu var? Evet, gidip incelemem lazım. Ama dersin? Notlara bakarım Pınar. Dersten sonra gitsen olmaz mı Tibet? Olmaz. Çocuk oyuncağı değil bu. İş hayatı sadece yemekli, içkili toplantılarla yürümüyor maalesef. Benim tek anladığım babana verdiğin sözü tutmadın. Aslan amcaya önce dersler sonra iş demiştin. Ama şimdi öğrenci olduğunu unutmuş gibisin. Bırak da kendi sorumluluklarım hakkında kendim karar vereyim Pınar. Sen kendi sorumluluklarına sahip çık yeter. Merhaba Sefa abi. Hoş geldin Sibel, hayırdır? Şey, İsmet'i soracaktım da. Olur. Hayret, nasıl oldu da sesini duyup fırlamadı kendisi? İsmet, baksana biraz. Efendim abi. Aa, Sibel. Siz konuşun, ben bir kahveye bakayım. Ayakta kaldın, otursaydın. Yok, oturmayayım. Olur mu ya? Bir çayımızı iç. Ya ben senden bir şey rica edecektim.
Sen iste dünyaları sereyim ayağının altına. İstemez. Yani şey, bana bilgisayar dersi verir misin diyecektim. Senle ben. Birebir ders vereceğim öyle mi? Allah! Vermez miyim? Pınar, bir şey mi oldu? Tibet'le tartıştık biraz. Niye ki? Anlatmak ister misin? İşle ilgili sorunlar için dersleri ekiyor. Söyleyince de çıkıştı. Acayip kaptırdı kendini. İki gün içinde sıradan bir öğrenciyken bir iş adamına dönüştü sanki. Hadi ya, şaşırdım. Babasına yardım etmek istemesi, onun sorumluluklarını alması çok güzel bir şey. Ama ne bileyim ya, hoşuma gitmiyor bu tavırları. Uyum sağlayamıyorum ben. Bence siz zaten uygun değilsiniz birbirinize. Ya bırak kendini kandırmayı. Sana uyan bir kişi var. O da Genco. O mesele kapandı Özge. Siz bir araya gelene kadar kapanmayacak işte. Maalesef. Çok geç. Genco başka bir aşka yelken açtı bile. Nasıl burası? Burası olmaz. Niye? Ya olmaz diyorum. Hani benim dediğim yere gidecektik? Tamam canım kızma. Ben afilli yer diye seni buraya getirdim. Ama sen olur da birlikte taş üstünde oturup kahveni zıkkım içerim ben. Buyurun. Teşekkür ederim. Aa, selam Özge. Selam. Dur sana bir çay alayım. Yok istemez. Bir şey konuşmak istiyordum sizinle. Tabii, dinliyorum. Oturalım mı şöyle? Tamam. Çok meraklandım şimdi. Genco ile Pınar sevgili. Bunu biliyor muydunuz? Şu yeni nişanlanan Pınar'dan bahsetmiyorsun herhalde. Yani sevgiliydiler. Ayrıldılar ama yine de büyük aşk onlarınki. Öyle kolay kolay bitmez. Pınar er geç Genco'ya geri dönecek. Çünkü zaten nişanı da bu yüzden bozdu. Bunu neden anlatıyorsun bana? Genco abiyle eski ve yakın arkadaş olduğunuzu biliyorum. Ben sadece eğer Genco ile ilgili başka planların varsa... Bak Özge, Genco'yu abi olarak gördüğünü biliyorum. Onu tanıyan biri olarak onu bu kadar çok sevmene çok memnun oluyorum açıkçası. Yaşım gereği diğer hocalarla beni bir tutmamanızı anlıyorum. Ama yine de ben senin büyüğünüm. Ve bu okulda hocayım. Ve bir öğrencimin özel hayatım hakkında konuşmasını, yön göstermesini doğru bulmuyorum. Bilmem anlatabildim mi? Pardon, ben sadece... Sadece iyiliğimi düşündüğünden eminim. Ama bırak da bunu ben düşüneyim. Eminim Pınar da kendisi hakkında en doğru kararı verecektir. Fikrimi değiştirdim. Okula dönüyoruz. Hay hay efendim. Orada doğu basmalıydın. Bu benim bestem. Hayır. İkimizin bestesi. Sen başlamıştın, ben tamamlamıştım. Unuttun mu? Ne yapıyorsun? Bu ne cesaret? Doğrusunu çalmaya başlayalım mı?
Senin fikrini değiştirdiğini bilmiyordum Genco. Biraz ani oldu ama bundan sonra hem çalışıp hem de piyano derslerine katılmaya karar verdim. Ne? Dışarıda biraz konuşabilir miyiz? Burada konuşamayacağımız bir şey mi? Hayır. Evet Pınar. Seni dinliyorum. Ne demek bu? Ne demek? Genco öğrenci mi oldu yani? Tam olarak öğrenci statüsünde değil. Yani aslında bu okul yönetiminin bir isteği. Henüz öğrenci olmadı. Olana kadar da piyano çalışmalarını sürdürecek. Burada mı? Evet. Genco senin partnerin olacak. Benim mi? Biliyorum, çok ani oldu ama şimdi derse dönebilir miyiz? Ben bu çalışmada olamam. Bugün derse girmeyeceğini mi söylüyorsun? Hayır. Sadece bugünlük değil. Bir dakika, yani sen... Evet. Genco'ya çalışacak başka bir partner bulun. Ben bu işte yokum. Emin misin? Kesinlikle. Gelmeyecek mi? Hayır. Devam edemeyecekmiş. Tam anlayamadım ama neyse, kendisi bilir. Biz başlayalım mı? Hadi şunlara bir bak istersen. Seni birazcık olsun zorlayacak şeyler seçtim özellikle. Çok eğleneceğiz. Çok geç Genco, çok geç. Neden zamanında beni dinlemedin ki? Neden şimdi, neden? Elim kırılsaydı da piyanoydu seni de. Pınar? Ne var? Asıl senin neyin var, iyi misin? Neden ağlıyorsun, ne oldu sana? Ayağımı vurdum. Sonra da elimi vurdum. Böyle gidersen kafanı da vuracaksın duvarlara. Hadi anlat bakalım, ne oldu gerçekten? Piyano dersine gitmiştim. Sınıfta kim çıktı karşıma dersin? Genco. Nereden bildin? Çünkü seni tanıyorum. Ona nasıl Zizur'una aşık olduğunu biliyorum. Değilim. Bu olmayan halin. Demek bir de aşık olsam? Beraber çalışacakmışız, daha neler. Bunları yaşamak istemiyorum, görmek bile istemiyorum onu. Dur bak, sana ne göstereceğim. Ne? Ne yapıyorsun sen Özge? Ya geçen gün bu tuvaletlerin birinde tam senin durumuna uygun bir yazı okumuştum. Yazı mı? Tam senin durumuna uygun bir yazı. Heh. Seviyorsan bekleme, gidiyorsan sevme. Yaşamadan bırakma. Ikınma, sıkınma, doya doya yaşa aşkını. Çünkü hayat çok kısa. Nasıl? Çok manalı. Tuvalet edebiyatına mı kaldık Özge?
Küçümseme. Bazen en olmadık yerlerde en olmadık şeyler çıkar karşına. Sizin aşkınız bu sözlerden daha güzel. Sonata çalışalım mı? İkinci kısmına. Pınar'la ne konuştuğunuz İlke, söyler misin? Ya dedim ya, hiçbir şey. Sadece katılamayacakmış derslere. Bugün için mi yoksa... Hiç katılamayacakmış. Başka bir partner bulun dedi. Nedenini de bilmiyorum vallahi. Belki siz biliyorsunuzdur sırların efendisi. O zaman ben de yokum. Ne? Pınar yoksa ben de yokum. Genco! Genco, ne diyorsun sen ya? Genco! Beklesene! Bizim aşkımız imkansız Özge. Birlikteliğimiz imkansız. Neden Pınar? Ha? Aşkta imkansız diye bir şey olmadığını sen de biliyorsun. Çünkü o benim babamı öldürtmeye çalıştı. Ne? Bu kez iyice saçmaladın ama. Ya Genco'dan bahsediyorsun, alo? Ağzından çıkanı kulağın duysun Pınar. Genco seni üzecek bir şey yapmaz. Ya babamdan intikam almak istemişse? Sizin ilişkiniz engel oluyor diye mi? A, pes yani. Senin sinirlerin iyice bozulmuş. Bilmiyorum. Karma karışığım ben. Kendime inanamıyorum. Her neyse. Çok geç artık zaten. Benim geleceğimde Tibet var. Peki bugününde kim var?